İşte burası. Sisli manzarasıyla Çamlıhemşin'e 15 kilometre uzaklıktaki Masalsı Pokut Yaylası'ndayım. Burayı insan niye sever? Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu doğadaki her şeye saygı duyuyorum. Yani bazen ben çiçek çok severim böyle. Çiçekleri koparırken bile özür diliyorum yani işte ki seni alacağım. Ama seni güzel bir yerde yine tutacağım diye böyle özür diliyorum. Fırtına Vadisi'nin eşsiz manzarasını farklı bir açıdan görmek için araba yolu olmayan ve doğası en sıkı korunan tek mahalleye, kendini koruyan mahalleye gidiyorum. Kendini koruyan mahalledeyiz. Burası çok nevi şahsına münhasır bir yer. Çünkü hem acayip bir inat hikayesi barındırıyor hem de güzel bir doğa koruma örneği sergiliyor. Burayı Metin Akıncı planlarken nasıl yol sorununu çözebileceğini düşünüyor. Çünkü dik bir yamaca kurulmuş, birkaç evden oluşan bir yer. Bir teleferik hattı tasarlıyor ve onu inşa ediyor. Bu sayede hiç ağaç kesmeden, alternatif bir turizm modeli oluşturarak aslında, bu sayede doğayla işbirliği yaparak alternatif bir turizm modeli geliştiriyor. Burası çok acayip bir yer çünkü artık Kaçkarlardan aşağı inen sık ormanın üstünden geçiyoruz ve çok derin bir vadinin üstünden geçiyoruz. Buranın biraz aşağısı da Fırtına Deresi. Gerçekten çok görkemli bir geçiş bu. Beni her zaman etkiliyor. Özellikle hani insanın gerçekten kuş gibi hissettiği anlardan bir tanesi. Çamlıhemşin'de benim deneyim rotam böyleydi. Bu yolculukta Rize'nin bir Karadeniz sahil şehrinden çok daha fazlası olduğunu anlatmaya çalıştım. Adrenalin dolanların yanı sıra doğada derin bir nefes aldığım dingin zamanlar yaşadım. Gezdiğim tüm şehirler insanı, doğası ve yerli üretimleriyle kendi özgünlüğüne sahip. Bu özgünlüğe temas etmenin güzelliği. Benim yolculuğa çıkma motivasyonumu da sağlayan tam olarak bu. Bir şehri gezmek sandığımızdan daha geniş bir deneyim. Ama unutmayın ki ilk adım sadece yola çıkmakla başlıyor.